Merhaba arkadaşlar, ben Ahmet Tabak. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün Turan Subaşı'nın işletmesindeyiz. Turan abi koyunlarından, işletmesinden bahsedecek, hayvancılığın zorluğundan bahsedecek. Turan abi seni tanıyabilir miyiz? Ben Sivas Altın Yayla'dan Turan Subaşı. Damızlık üreticiyim, damızlıkçıyım. Koyun sürüm var, işte Allah herkese versin. Evimin geçimini, ailemin geçimini koyunculukla yapıyorum. İşte kuzu alma zamanı biraz sıkıntılı, meşakkatli bu koyunculuk. Seversen o meşakkat da gözün görmüyor. Yani onu da pek şey yapmıyorsun, yani önemsemiyorsun. Çünkü severek yaptığın zaman zevk alıyorsun. Zor da olsa, yani gözüne görünmüyor, zor da olsa yaptığın, verdiğin emeğin karşılığını aldığın zaman mutlu oluyorsun yani. Geçimimizi sağlamak için babadan, dededen beri koyunculuk yapıyoruz. Tarımla uğraşıyoruz aynı zamanda. Zaten koyunun yanında da çiftçilik, tarım olmazsa olmazı. Mecburen işte bunun yemiydi, otuydu. Yiyentisini, yemini hazırlamak için mecbur bir yerde çiftçilikte yapmak zorundasın. Yani severek yapacaksın yaptığın işi. Vatanımızda, milletimizde Allah var etsin yani. O yüzden her zaman için üretim, üretim, üretim. Üretim olmayan bir yerde hiçbir şey olmaz. Doğada kolay bulunuyor mu hayvanın yemi, otlatma? Şimdi biraz daha zorlaştı eskiye nazaran. Eskiden meralarımız daha genişti. Batık derdik, yani işlenmeyen tarlalar vardı. Tabii işlenmesi de iyi aslında, kötü değil ama. Eskiye nazaran biraz mera olayı biraz çember darardı, yaylımımız darardı. Eskiden biraz daha genişti meralar. Şimdi sağ olsun Cumhurbaşkanımız işlenmeyecek bir avuç toprak kalmayacak dedi. Bunu da milletimiz yanlış anladı. Yani bu hayvanların yaylım sahalarını işleyin demiyor. Meraları sürün, işleyin demiyor. Ölü bölgeler nereye? İşte tarıma elverişli yerleri sürün, işleyin diyor. Vatandaşımız da sağ olsun bunu biraz fırsat bildi. Meraları dararttılar. Hazine yerleri, mera yerleri hep sürdüler. Yaylımımız, çemberimiz darardı. Eskiye nazaran ne o kadar bolluk ot var, ne de su var. Ha biraz da iklimler değişiyor. Bu da nasıl oluyor? İşte sular kıtlaştı, eski yağışlarımız yok. Eski kışlarımız yok. Öyle olunca haliyle bu yaza yansıyor. Kış olmadı mı yazda olmuyor yani. Keşke biraz daha insanımız sağduyulu olsa. Yani hayvancıyı da düşünse burada. İşte tamam tarım kalkınacak ama tarım kalkınırken de hayvancılığı bitirmeyeceğiz. İkisi bir arada bunların gitmesi için, yürümesi için meraların da korunması, kullanması lazım. Yani bugün adam hiç arazisi olmadığı yerlerde gidiyor, tarla çıkartıyor kendine. Cumhurbaşkanımız böyle dedi diye. Ne oluyor? Bu sefer koyuncuya, işte üreticiye darbe vurmuş oluyor. Üreticiyi bitiriyor, koyuncuyu bitiriyor. Yaylım olmadığı mı? Olmuyor. Yani bunun karı zaten, koyunculuğun karı dışarıda yemesi. Büyükbaş hayvan gibi değil. Büyükbaş hayvana işte 3 ay, 5 ay, 6 ay adam içeride bakıyor. O da cüzüğü bir kar bırakıyor. Ama koyunculuğun tatlı tarafı, karlı tarafı dışarıda yayılması. Şey olarak bu da üreticinin bütçesinden minimuma düşürüyor. Yani çıkan masrafı minimuma düşürüyor. Kar burada. Şimdi yayılımları bitirdiği zaman, araziyi tahrip ettiği zaman, meraları tahrip ettiği zaman vatandaşımız, yayılım olmadığı zaman biz de koyunlarımızı, küçükbaş hayvanımızı içeri çekmek, içeride bakmak zorunda kalıyoruz. Bunun da bir maliyeti var. İşte saman parası, samanı, yemi, işte yeşil olarak otu, yoncası, görüngesi, bunlar hep bir maliyet. Maliyet arttıkça ne oluyor? Verim düşüyor. Nasıl verim düşüyor? Adamın yani içindeki şevk kırılıyor. Heyecan kırılıyor. Üreticinin içindeki heyecan kırılıyor. Kar edecek ki daha bir severek, daha bir heyecanla sarılsın işine. Öyle olduğu zaman da işte dışarıda fazla bir yayılım olmadığı zaman da mecbur içeri çekiyoruz. İşte iki ay fazladan dışarıda yayılacağısa da var. Ne oluyor? İki ay fazladan içeride yiyor. Bu da cebimizden çıkıyor. Bu da maliyeti artırıyor. Otomatikman yani verimi düşürüyor. Tabii ki kendine göre meşakkatı var koyunculuğun. Zor zamanları var. Bunun yağmuru var, yaşı var, kışı var, gecesi var, kurdu var. Bunlar da ufak tefek meşakkatler ama seven bir insan için, işini seven insan için çok da önemli değil. Niye? Zaten bu adam bunu kendine adamış. Yani bu işi severek yapıyor. Yağmuruna da katlanıyor severek. Yaşına da katlanıyor. Kışına da katlanıyor. Ondan sonra
Gece yaymasına işte sabaha kadar koyun gidiyor, adam uyku gözünden akıyor. Yerine böyle çoban aç kalıyor, koyununu doyurmak zorunda, koyunu aç bırakmıyor. Ama bunlar tatlı meşakkatler, yani zevkli meşakkatler. Zor gelmiyor bize. Zaten alıştık babadan, dededen. Biz bu işine haşrolduk. Gözümüzü açtık, kapımızda koyun vardı, kuzu vardı. İşte hayvanlarımız vardı. Çiftçilik, hayvancılık ikisini bir arada yıllarca babadan toruna götürüyor inşallah. Bizden sonraki nesillerde kar ederse, severse, işini severse devam eder. Kar etmezse, bu işin yani hammallığı kalırsa yapmaz yani. Sevse de yapmaz. Önce çünkü ailesinin geçimi lazım. Yani hayat şartları zor. Şimdi bir genç okuyor, yıllarını veriyor, dirsek çürüyor. İşte görev alamıyor, atanamıyor. Mecburen başka işlere yöneliyor. Öyle olduğu zaman da bizim iş sahamız belli. Hele ki köy yerinde şeyler belli, şartlar belli. Ya hayvancılık yapacak ya tarımla, çiftçilikle uğraşacak. Genç kendine bir yol çizmesi lazım. Yani çizecek. Bu da ne zaman bir yol ayrımı, işte 20'li askerden geldikten sonra 25'li yaşlardan sonra kendine bir yol çizecek. Bakacak işte karlıysa, emeğinin karşılığını alabiliyorsa hayvancılık yapacak, çiftçilik yapacak. Eğer okuduysa, atanabildiyse tabii ki ne mutlu. Ama okuyanlara da bakıyoruz yani günümüz şartlarında atanamıyor, iş bulamıyor. Haliyle biraz mağduriyet yaşıyor insanımız yani. Sonra hayvancılığın zevkli tarafları var. Zevkli tarafları, yani işte bunun inceliklerini, detayını bilirsen, işte bir damızlık koyunda, Kangal, Akkaraman Kangal koyununda olması gereken özellikleri bilirsen, işte kaburga sayısından tut da kuyruğuna, kulağına kadar, kafasına kadar, ağzının batırmasına kadar koyunların yaptığı işin inceliklerini, püf noktasını bilirse daha çok verim alır, daha güzel verim alır. Yani koç katımından tut da biz döl zamanı deriz, yani kuzulama zamanı dikkat edecek. Özellikle bir ay, bir buçuk ay azemi dikkat edecek. Çünkü bu doyurmayan, kuzusunu doyurmayan koyun olur. Mesela şişek ilk kuzuyu verir, kuzulayan koyunlarda süt az olur. Bunları bilmezse zayiat verir. Bu zayiat da zaten karını götürür. Şimdi damızlık koyunda üreticinin en büyük karı benim gözümde ikiz oranının fazla olması. Ne kadar ikiz oranı fazla olursa o kadar kar edersin. Nasıl kar edersin? İşte atıyorum 100 koyunun varsa bunun 80'i ikiz kuzularsa senin karın ikiye katladı gitti işte. Bu da bu ikiz oranını da almak için, yani koyunda ikiz oranının fazla olması için döl zamanı, koç zamanı davarı daha rahat yaymak lazım. Ürkütmeden, çok dere atlatmadan, zıplatmadan yaymak lazım. Yani dölek yerlerde yaymak lazım. Ürkütmeyeceksin. Biraz da yayılımına dikkat edeceksin. Nasıl yayılımına dikkat edeceksin? Gerekirse doymuyorsa koyun, koç zamanında takviye olarak yem takviyesi yapacaksın. Yem takviyesi yaparsan ikiz oranı artacağına inanıyorum. Bizim şeyimizde, yani işletmemizde yıllarca daha başarılı olduk. Yani başarılı olduğumuza inanıyorum. Çünkü ikiz oranımız fazla oluyordu her sene. İnşallah bu sene de öyle olacak. Niye? Bu da neden işte yöneticinin, sürü yöneticisinin, yani çobanın davarını, sürüsünü rahat yaymasından, iyi doyurmasından, işte dereydi, tepeydi fazla dolaştırmadan rahat yayılıyor. Bunun ağzı yayılıyor. Çok gezmeyle çok tavlanmaz, çok etlenmez koyun. Az gezecek, çok doyacak. Nasıl olacak? O da rahat yayılırsa olur. Yayılım, işte suyu, yayılımı çoban bilecek. Zaten çoban demek, yani kendi karnını doyurmadan önce, kendi midesini doyurmadan önce koyununu nerede doyuracağını düşünür, nerede sulayacağını, işte nerede rahat edeceğini, hatta sürünün doyduktan sonra nerede rahat yatacağını gece, nerede daha sağlam yatacağını, ürkmeden, kurttan fazla yaklaşamayacağı yerlere yatırır koyunu. Mesela şafak derik, şafağa karşı yatar. Koyun şafağa çeker. Her zaman çobanlar bunu bilir, koyun kaçtığında gece yürür. Aç koyun yürür gider. Ürkerse yürür gider. Koyun nereye gider? Çoban bunu bilir. Şafağa gider. Yani aya doğru çeker. Ay ışığına doğru çeker. Sabaha karşıysa bu güneşin doğacağı tarafa doğru çeker. Çoban bunları bilir. Ona göre de önlemini alır. Ona göre de yatağını seçer. Artı olmazsa olmazı çobanın köpeklerini sağlam olacak. Kangal köpeğe, Kangal koyunun yanında zaten olmazsa olmazı köpeğe sağlam olacak. Nasıl sağlam olacak?
kurtçu kangal olacak. Yani sırf kangal olması yetmiyor. Bunun kurtçu kangal özelliğini taşıması lazım. Zaten gen itibariyle kangal kurtçudur. Yani sürüde aktif çalışır. Nasıl aktif çalışır? İyi bir kaliteli kurtçu kangal bilir. Kurdun nereden geleceğini, ne zaman geleceğini. Mesela kurt çoban da bilir, köpek de bilir bunu. Sabaha karşı gelir, güneş doğuma yakınları gelir. İşte bir de akşam gün batma yakınları gelir. O iki zamanı kurt iyi bilir. Çoban da bilir, iyi köpek de bilir bunu. Kurtçu kangal da bilir. Mesela rüzgarın altından gelir. Kurt rüzgarın altından gelir. Niye rüzgarın altından gelir? Köpek kokumu alamasın diye. Köpeğin koku duyu organı güçlüdür. Kurt da bunu bilir. Ona göre yani boşuna kurt dememişler. Rüzgarın altından gelir. İşte dere yataklarından gelir. Köpek bunu bilir. Ona göre gardını alır. Ona göre sürüde vaziyet alır. Mesela sürü işte düzde yayılıyorsa hakim tepeyi seçer. Kurtçu kangal. Hakim tepeyi seçer. İşte böyle dalgalı bir arazide yayılıyorsa dereden tarafı keser. Dereden tarafta sağlama alır. Kurtçu bir kangal da bunu bilir. İyi çoban da kurdun nereden geleceğini, ne zaman geleceğini bilir. Sürüsünü ona göre sağlam yere şey yapar. Önlemini alır yani. Sürümde kaç tane köpek var? Sürümde benim olması gereken de bu. Benim de zaten yaptığım bu. İki erkek bir dişi. Yeter. İki erkek bir dişi 1000 koyuna yeter. Kaliteli kurtçu köpek olursa iki erkek bir dişi yeter. Yani sen kaliteli kurtçu kangal olmazsa 50 tane de köpek götürsen kurt onu bilir. İçinde iyi kurtçu kangal olmadığını bilir. Yine zayiat verir. Yine alacağını alır. Tabii ki alacak. Yani bunda Cenab-ı Allah öyle yaratmış. İşte ilahi dengedir. Koyundan yiyecek, kuzudan yiyecek, kasaptan et alacak hali yok. Ne edecek? Alacak. Ha, çobanın da kötüsünü bilir kurt. Yaymasından bilir, gitmesinden bilir, sesinden bilir, her şeyinden bilir kurt. Çobanın ne olduğunu da bilir, köpeğin ne olduğunu da bilir. Bazı adamları mesela bazı çobanları ben tanıyorum. Kurt peşinden ayrılmaz. İstediği kadar önlemini alsın, istediği kadar tertipli, düzenli yaysın. Kurt onun bir boş, zayıf zamanını, anını bilir. Ona göre de o çobanın peşini bırakmaz. Ama bazı çobanların da yanına pek varmaz, yaklaşmaz. Bilir ki ondan bir kendine pay alamayacak. O koyuna zarar, zayiat veremeyecek yani. Lan abi senin çok efendim karakterli bir köpeğin vardı. Evet. Baron. Evet. Bunun bir hikayesi vardı. Bunu anlatabilir misin? Valla geçmiş yayınlarımızda da zaten programımızda da anlatmıştım da yine anlatayım. Baron 3 kardeşti. Baron, Panter, Kiboş. 2 erkek bir dişi olmak üzere 3 tane köpeğim vardı. Zaten benim 3 taneden fazlasını sevmiyorum. Yani sürüde çalışması gereken standart 3 köpek. 2 erkek bir dişi. Baron da 3'ünden biri de Baron'udu. Panter, Kiboş. Yani bunlardan ben 10 sene, 11 sene sürü güttüm. Sürü yönettim, yaydım. Çobanlığını yaptım aynı zamanda. Yani kendi sürümü. Ya kurt gelecekmiş. İşte sağdan soldan ne bileyim herhangi bir tehdit gelecekmiş koynuma, sürüme. İşte hiç aklıma gelmezdi. Rahatladım. Neden rahatladım? Onları yavruyken zaten koyunun içinde yetiştirdim. Aynı zamanda ta ki bir yaşlarına kadar Baron'u, Panter'i, Kiboş'u hiçbir darbe yedirmedim. Bunları işte çubuktur, sopadır, İşte başka köpeklerden, yetişkin köpeklerden darbedir, tehdittir, hiçbir şey almadılar. Bir yaşına kadar, 1,5 yaşına kadar bunları korudum, kolladım. Ne oldu? Otomatikman korkusuz oldular. Ve kurtçu kangal köpeği sahibinin kişiliğine göre şekil alır. Karakterin de sahibinin kişiliğine göre, karakterine göre alır yetiştirdiği kangal köpeği. Şimdi sen pasifsen, işte ne bileyim yani acizsen, köpeğini koruyamıyorsan, kollayamıyorsan, yaşadığın yerde, sürüde, işte bölgede, mühitte hakim değilsen, köpek de senin pasifliğini, acizliğini bilir. Ona göre şekil alır, ona göre o da pısırık olur. Benim köpeklerim sağlamdı yani. Kurt nereden gelecek? Ne zaman gelecek? İşte yelin altından gelecek. Bunları iyi bilirdi köpeklerim. Çünkü her sene aynı çoban gibi onlar da bir tecrübe kazanıyordu. İşte her gün bir şey öğreniyordu hayvanlar. Öğrendi de yani. Baron mesela çok kurtçul bir köpekti. Yani benim sürüme en fazla kurdun yaklaştığı 500 metre, bilemedim 1 kilometre yaklaşırdı. Zaten bilirlerdi kurdun kokusunu alırdı. Ona göre de onlar şeyini alırdı, vaziyetini alırdı, gardını alırdı. Sürüme
kurdu yaklaştırmazlardı. Aynı zamanda işte 10-11 yaşına kadar yaşadılar. 10-11 tane de hemen hemen diyebilirim ki 7-8 tane veyahut da 10 tane kurt yıktılar. Bunu herkes bilir yani. Ne bileyim yani kangal köpeğinin olmazsa olmazı, sürünün olmazsa olmazı kangal köpeği, kangal köpeğinde de olmazsa olmazı kurtçu kangal olması. Baron olsun, panter olsun, kiboş olsun yani sürüde çok güzel şey yapıyorlardı, vaziyet alıyorlardı. Ne bileyim dişi önden gezerdi, köpekleri arkasına, erkekleri takar böyle. İşte nerede çıtırık bölgeler var, nerede tehlikeli bölgeler var, işte koyunun neresinden tehdit alır, kurdun tehdidi, tehlikesi nereden gelir? Köpeklerin buna göre durum, vaziyet alırlardı. Köpek, kangal köpeği zaten içgüdüsel olarak işin şeyini, ciddiyetini bilir yani. Sürünün yönetilmesini mi diyeyim artık, sürüyü korumasını mı diyeyim, içgüdüsel olarak bilir o hayvanlar, kangal, kurtçu köpek. Baron panteri yani anlatmaz yaşanılır diye bir laf var yani, anlatılmaz yaşanılır. Hakikaten de ben onlarla 10-11 sene sürü güttüm, sürü yönettim, çok rahat ettim. 50 tane de köpek taşısan, 50 tane de köpeğin olsa, kurtçu değilse hiçbir şey ifade etmiyor. Zaten kurt bunu bilir. O yüzden seni de rahat bırakmaz, sürüyü de rahat bırakmaz. Baron Ankara'da. Baron'u en son işte zaten 11 yaşına falan geldiydi. Sevdiğim, sizden iyi olmasın bir dostum vardı arkadaşım. Şu anda Allah tez zamanda tahliye nasip etsin inşallah, tez zamanda çıksın. Habib Yıldırım'ın isminde bir arkadaşım vardı, dostum vardı. Turan abi dedi, artık sen Baron'dan tör ettin. Yani damızlık olarak alacağını aldın, yavrularından aldın. Ben de alayım, ben de götüreyim, ben de faydalanayım. İşte bende de tör etsin, damızlık olarak götüreyim, tör edeyim dedi. Kıramadım, verdim. Fakat Baron orada bir ameliyat geçirmek zorundaydı. Boynunda tümör vardı. Boynundan tümör çıkmıştı. Hatta vermeden birkaç ay önce de affedersin o pis hayvanı, domuzu öldürmüştü Baron tek başına. O tümörü domuz dağıtmış dişiyle, o boynuzuyla dişiyle dağıtmış, daha dağıtmıştı. Yani tedavi edilmesi lazımdı Baron'un. Biz de köy yerinde yani şartlar belli, o zaman da bu kadar uğraşamıyorduk yani işlerden dolayı. Koyunun, sürünün meşakkatinden dolayı ilgilenemiyorduk bu kadar. Dedi ben işte tedavi ettireyim, tör edeyim, benim sürümde de görev yapsın yani, oğlu kızı devam etsin. Kıramadım, verdim. İşte birinci ameliyatını oldu Baron. İkinci ameliyatını şeyine, pasumanla şununla bununla götürmeleri için babası, Habib Yıldırım'ın babası Raşit amca, kulakları çınlasın, bindiriyor arabaya götürüyor şehir merkezine. O arada Baron zaten kangal kurtçu köpek, kangal köpeğe şeyi sevmez, zinciri sevmez. Yani öyle bağlanmayı, bir kafesi sevmez. Onlar da mecburen hani garip olduğu için, daha acemi olduğu için, bölgeye yeni geldiği için bağlıyorlar, zincire bağlıyorlar. İşte tedavi pasumana götürüyor, arabanın arkasından Baron zincirden artık kırıyor, tasmayı sıyırıyor, kaçıyor. Nereye gidebilirse artık, çünkü yerini arıyor hayvan. 11 sene az değil bir yerde 11 sene devran sürmesi. Neyse, gel zaman git zaman arkadaşım, Habib Yıldırım arkadaş, dostum beni aradı ki Turan abi böyle böyle baban Baron'u işte şeye götürmüş, pasumana götürmüş, arabadan da kaçırtmış, Baron kaçmış. Ne yaptım, yaptım, bulamıyorum. Kendi de zaten o zamanlar yurt dışında çalışıyor Finlandiya'da. Ben de gelemiyorum işte buradaki işlerden dolayı falan. Rica etti ki, Turan abi sen gel, Baron'u işte şeyde görülmüş, Polatlı'nın askeriyesinde, oralarda görülmüş. Fakat hayvan tedirgin olmuş. Tedirgin olmasının sebebi de, Habib Yıldırım arkadaşımız bir ödül koymuştu. Gazeteye ilan vermişti, köpeğimi bulup getirene işte belli bir meblağ para ödülü koymuştu. Görenler, ilanı görenler, belediyeciler de olmak üzere bunun içinde köpeğin peşine düşüyorlar. İşte kimisi yakalamaya şey yapıyor, kimisi uyuşturucu silahla uyuşturup böyle yakalamaya uğraşıyor. Belediyeciler mesela uyuşturucu şey atmışlardı, silah atmışlardı. Zaten ölüm sebebi de Baron'un o oldu. Velhasılı yakalayamıyorlar. Bu sefer görenler var ama, askerinin, Polatlı'nın askeriyesinde görenler var ama yakalayamıyorlar. Hop Yıldırım arkadaşımız aradı ki işte böyle böyle sen gel, ben de geliyorum. O yurt dışından geliyor izine. Yani ben Sivas'tan gidiyorum Ankara'ya, o yurt dışından geliyor, Finlandiya'dan geliyor izine. Sırf Baron'u yakalamak için. Ha, buna değer mi? Değer. Fazlasıyla değer. Yani yurt dışından da, Fizan'dan da gelip onunla uğraşmaya, onun peşine düşmeye değerdi. Velhasılı Habib arkadaşımızla gittik dostumla.
Polatlı'nın askeriyesine vardık. Komutanımız o zamanın işte rütbesini de tam olarak bilemiyorum. Biz dedi şey yapamayız. Sizi askeriye bölgesine içeri alamayız. Ne olacak komutanım? İşte siz telefon numaranızı vereceksiniz. Köpek görüldüğünde, geldiğinde, yakalandığında biz size ulaşacağız. Yani ki köpek zaten tedirgin olmuş barın. Kimse yakalayamaz onu. Benden başkası mümkün yok, yakalayamaz. Ben hariç. Abi ben dedim arkadaşıma bu böyle olmaz. Yani senin de vaktin yok, buna zamanı yok, benim de. İşte ben Sivas'tan işimi gücümü bırakmış, Ankara'ya gelmişim. O işini gücünü Finlandiya'dan, yurt dışından bırakmış gelmiş. Neyse, ne yapacağız dedi. İşte dedim sen bir hakim tepeye sür. Askeriyenin, Polatlı'nın askeriyesinin görebilen hakim bir tepeye sür. Ben baronu seslerim. O dedim zaten hayattaysa, işte beni duyabileceği yerdeyse çıkar gelir o dedim. Sesime nerede olursa olsun hiçbir engel işi yapmaz. Çıkar gelir, engel mengel tanımaz o dedim. Bir hakim tepeye sürdük arabayı, çıktık. Yani çobanın ıslığını, sesini, ses tonunu, ne için çağrıldığını, ne için seslendiğini köpek bilir. Ki bunun en büyük örneği barondu, panterdi ki boştu. Neyse ben yani böyle bir telaşlı ses tonuyla, işte ne bileyim yani sıradan bir ses tonu değil de telaşlı sıra dışı bir ses tonuyla, ki onu benim köpeklerim bilir her zaman, sesledim, ıslıkladım. Ki ara çok uzak yani çamlık bir bölge aynı zamanda askeriye. Çamların boyu nereden baksan 6-7 metre, belki daha fazla. Öyle çamlar. Habib dedi, vallahi Turan abi baron geliyor. Lan dedim arkadaş ben köpeğe göremiyorum, sen baron olduğunu nereden görüyorsun, biliyorsun. Vallahi bu geliş dedi, baronun geliş. Hakikaten baktım baron, köpek sesimi duyar duymaz harekete geçmiş. Belki aramız nereden baksan 3 kilometre rahat var. Yani köpekleri zor görüyoruz köpeği artık. 3 kilometre var, bir de çamlık olduğundan zaman zaman görünüyor, zaman zaman kayboluyor. Hayvan geliyor. Bağırırken, seslerken köpek geldi. Tele dayandı, askeriyenin telin içinde aynı zamanda. Tele dayandı fakat tel de zaten 3 metreden fazla. Yüksek bir tel. Ben telin bu tarafında, baron öbür tarafında geçemiyor. Ve 500, 1 kilometreye yakın telin bir tarafından baron, bir tarafından ben gittik. Aynı zamanda askerimiz de gördü bizi. Üçlülük çalmaya başladı yani, bir alarm gibi bir şey. Vallahi dedim ne yaman olursa olsun ben baronu buradan çıkartmam lazım. Çünkü bir daha yanlış insanların eline düşebilir. Veyahut da yabani köpeklerin elinde zayi olabilir, telef olabilir diye. Aslında biraz da suç ama teli yırttık, baronu çıkarttık. Yani o kadar bir heyecan olması, yani öyle bir şey ki, duygu ki bu. Çok duygusal bir an yani. Köpeğin işte bu 2 ay süreci kayboldu. 60 gün kayboldu yani. 2 ay kayboldu. Islığımı duyduğu anda da yani aylar sonra Ankara'da aradan şeyler geçiyor. Yani kilometrelerce yol geçiyor, kat ediyor, geliyor. Bulduk birbirimizi. Yani öyle bir duygusal bir an yok yani. Köpek ölene dek çobanını, sahibini, elinden ekmek yediği insanı imkanı yok unutmaz yani. Bunun en büyük örneklerinde diyorum ya, ben baronla, panterle, kiboşla gördüm. Anamdan doğdum. Koyunculuk içindeydim. Bunun da köpeklerim yani, aklım yetti yeterli. Köpeğe de aşırı severim. Yani sabahlara kadar köpeklerle uğraştığım zamanlar oldu çocukluk yıllarında. Hatta annem derdi, oğlum yeter, üşüdün, dondun, işte köpekleri bırak eve gel. Gelemezdim. Yani eve girerim, kulağım seste, kulağım dışarıda, köpeklerimin sesini dinlerdim. Yani öyle bir merak vardı. Hala da devam ediyor. Bunların da yani tuzu biberi, koyunculuğun tuzu biberi köpektir, işte kelektir, çandır. Affedersin, kaliteli bir sağlam bir eşeğinin olmasıdır. Sağlam işte üstüne, sağlam derken ne bu? Affedersin, bu eşeğine bir koyunu attığın zaman rahat götürebilecek eşek. Bugün günümüzde zaten çok da bir şey kalmadı eşeğin. Yani sağlam olması önemli değil artık. Niye değil? İşte herkesin arabası var. Adam bir telefon açıyor, arabaya geliyor, işte hasta koyunu varsa, koçu varsa alıp gidiyor. Eskiden öyle değildi. Eskiden telefon yoktu. Haberleşme bu kadar geniş değildi haber ağa. İşte o yüzden ne yapıyorduk? İki çoban yayıyorduk. Biri baş çoban olurdu, biri ayak çoban olurdu. Koyun sürü yönetiminde. İşte koyun hastalandığında, koç hastalandığında, işte koyun doğum yaptığında kuzusunu ne yapması lazım? Eve gitmesi lazım. Araziden, kırdan eve gitmesi lazım.
Bunu da kim götürecek? Affedersin, eşek götürecek. Eşeğinin sağlam olması lazımdı. Yani yiğit olması lazımdı. Bir koyunu üstüne attığın zaman o eşek rahatlıkla götürebilmesi lazımdı. Her şeyin nesli ufaldığı gibi eşeklerin de nesli ufaldı, bozuldu yani. Şimdi öyle sağlam bir eşek bulmak bile mesele yani. Bu işlerde her geçen gün biraz daha kaliteye doğru gidilirken bazı şeyleri de fark etmeden bitiriyoruz. Fark etmeden yani küçültüyoruz, nesli küçülüyor, bozuluyor, genetiği bozuluyor. Her şeyin genetiğine oynandığı gibi yani köpeklerin de eşeklerin de affedersin hayvanların genetiğinden oynanır hale geldi. Yani insan elinde ıslahından fazla bu doğa, hayvanlar insan elinde bozulmaya başladı ıslahından fazla. Niye? Bu da bilinçsizlikten. Yani eskiden kangal köpeğe lider, en baskın köpek, affedersin çiftleşme dönemi, kızan dönemi, baskın köpek, lider köpek dişiyi alırdı. Bütün köpeklerden yani 50 tane de köpek olsa o olaya, bölgeye hakim olurdu köpek. Alırdı dişiyi, çiftleşmeden de birinci sınıf kangal çıkardı. Birinci sınıf kurtçu kangal çıkardı. Şimdi biz ne yapıyoruz? Aslında tamam, seviyoruz, daha iyisini yakalayayım derken bozuyoruz. Daha kötüsünü elimize geçiriyor. Niye? İşte hayvan istemiyor normalde. Dişiyle erkek birbirini istemiyor. Veyahut da baskın değil erkek, kurtçu değil. Adam bunu bilmiyor. Zoraki çiftleştirme yapıyor. Ne oluyor? Bu sefer köpeğe bozuyor. Dişi yiyorsa da erkek kötü olduğu için bozulma oluyor. Orada bir şeyle oynanmış oluyor. Doğasıyla, köpeğin doğasıyla oynanmış oluyor. Erkek iyi, adam bilmiyor. Bu sefer kötü dişiyle çiftleştiriyor. Yine bozuyor. Ya aslında başı boşken, yani kırdayken özellikle sürü sahiplerine, köpeklerin başı boşken çiftleşen köpeğe dokunma. Dişiyi alan köpeğe dokunma. O köpek baskındır. Oraya hakimdir. O bölgeye hakimdir. O köpek çiftleşsin. Müsaade et buna. Çoban arkadaşlarıma da diyorum. Bu işin meraklısına, sevdalısın arkadaşlarıma da diyorum. Dokunma. O hayvan o dişiyi alıyorsa, çiftleşebiliyorsa, o kadar köpeğin içinde, 10 tane köpeğin içinde, 15 tane köpeğin içinde, bırak o hayvan çiftleşsin. Ondan yavru al. Bak o zaman en birinci kaliteyi yakalarsın. Hem kurtçu olarak, hem fenotipi olarak, hem gen aktarımı olarak birinci sınıf köpeği alırsın yani. Bunu biz insanlar yani müsaade etmiyoruz. Halbuki müsaade etsek zaten doğa gereği o hayvan, kaliteli hayvan birbirini buluyor. Biz bunları, bazı şeyleri kendi elimizde, insan eliyle bozuyoruz yani. Benim yaşadığım tecrübeler, benim gördüğüm, işte 43 yaşındayım, bunlar. Şimdi insanlar bağlıyor kapısına iki tane köpek. İşte kurtçu köpek şöyle olacak, işte kangal köpek böyle olacak. Yok kardeşim, senin anlatman gibi değil o işler. Nasıl değil? Bunu yaşayacaksın. Bunu arazide göreceksin, kırda göreceksin, gece göreceksin. Yağmurlu havada göreceksin, sisli havada göreceksin kangalı, kurtçu köpeği. Zaten kaliteli kangal, kurtçu köpek çoban kadar sürüsünü kaygı çeker. Sürüsünü düşünür. Yani işte kurt nereden gelecek? Darbe nereden gelecek? Tehlike nereden gelecek? Çoban kadar, sürü yöneticisi kadar da doğası gereği, yaratılışı gereği kaliteli kurtçu kangal ona telaşlanır. Ona yani ona göre kendini hazırlar. Kaliteli kurtçu kangal eskiden yani, şimdi de hala yalçalıyorum ben köpeklerime, işte kemiktir, ettir falan yedirmiyorum da, getirmiyorum da. Yal dedik, arpa unundan yal yaparız, yem yaparız, ona yemek yaparız. Kurtçu kangal köpek arazide dolaşacağını bildiği için yani öyle lapur lupur çok çok yemez. İşte kendini idare edecek kadar, gel yemek vaktine kadar idare edecek kadar yer. Çünkü o hayvan gezeceği araziyi biliyor, arazinin engebesini biliyor. İşte ona dayanacak kadar, sadece gel yemeğin gününe kadar, yiyeceği kadar, yiyeceği kadar doyar. Öyle lapur lupur karnını yani sıra dışı yemez kangal, kurtçu kangal. Ya bazı köpekler vardır, böyle hayvansı yer, zaten arazide de gezemez. İşte köpek bilen bilmeyen konuşuyor. İşte 80 santimin üstünde olacak, 100 santimin üstünde olacak. İşte 100 santimin üstünde zaten olmaz da, 80 santimin, 90 santimin üstünde olacak falan değil kardeşim. Kangal köpeğinin en baba olacağı 80 santim, 85 santim. Çünkü o sürüde gezecek, o sürüde kurda gidecek, kilometrelerce kurt sürecek. Belki kurdu alacak, belki alamayacak ama kilometrelerce kurdu götürecek. Sürüden uzaklaştıracak. Bunu da yani affedersin hayvani bir vücuda sahip olan bir köpek, yani iri yapılı bir köpek mümkün yoksa yapamaz. Kangal'ın mesela
en önemlisi basarları. Kurt çuganganın en önemli özelliği basarlarının düzgün olması, sağlam olması. İşte göğüs kafesinin yere yakın olması. İşte adam bilmiyor, anlatıyor. Kitaptan okumuş, kulaktan duymuş. Elinde bir köpek var, ona göre anlatıyor. İşte benim köpeğim şöyle kangal. Göğüs kafesi geniş. İşte ayakları iri, basarları iri. İşte bilmem ağzı maskeli. Arka ayaklarında mahfuzları var. Değil kardeşim. Kurtçu köpeği özelliği tavşan ayaklı olur. Arka şey kısımları, dirsek kısımları yere yakın olur. Bir tavşanı düşünün. Bir sıçramada ne kadar sıçrıyor? 1 metre, 1,5 metre sıçrıyor tavşan. Aynı köpek de öyle. Arka dirsekleri yere yakın. Hani getirseniz bunu gösterirdik. Arka dirsekleri yakın. Yere yakın. Ön kolları, ön basarları böyle keser sapı gibi dik basacak. Yere dik temas edecek. Ve ta şu koldan patiye kadar, pençeye kadar incelecek. Böyle kalınlaşmayacak. Kol kısmı kalın olacak. Bileklere doğru, ta ki patilerine doğru incelecek. Niye? Yani ayağı daha hafif olur, daha süratli olur. Göğüs kafesi toprağa yakın olacak. Göğsünün geniş olması önemli değil. Göğsü varsın, dar olsun. Ama göğüs kafesi, kaburga kısmı toprağa yakın olacak. Bu da göğüs kafesi derken ne? Bu göğüs kafesi niye yani? İşte toprağa yakın olacak. Geniş olacak. Motor. Göğüs kafesi demek ciğer demek. Motor demek. Yani bir aracın motoru neyse göğüs kafesi de odur. Lastikleri ne? Basarları. Arka tekerleri, lastikleri, dirsekleri, önde ön lastikleri. En önemlisi göğüs kafesiyle basarların düzgün olması kangalım. Kurtçu kangalım. Bariz özelliklerinden benim önem verdiğim bu. Ha bir de sıçan tüylü olmayacak. Oldukça koyunlu olacak. Bu köpek sıcağa da dayanır. Ağustos'un işte en yakıcı sıcaklarına da dayanır. İşte zehmerinin en soğuk hava şartlarına da dayanır. Koyunlu olursa. Sıçan tüylü olursa ne sıcağa dayanır ne de soğuğa dayanır. Benim bildiğim tecrübem bu kadar. Arkadaşlar. Evet. Evet. Fazla da uzatmayacağız. İyi soğuk başlar. Sivas'ın soğuğunu bilen bilir yani. Bilen bilir. Şimdi Turan abi son buyur. Olarak işletmende keçiler de var. Yeni yeni kuzular evet. Var. Bu keçileri ne için besliyorsun? Vallahi keçileri benim büyükbaş hayvanım yok. Yani sütümü, peynirimi, yoğurdumu keçiden karşılıyorum. Zaten keçiyle koyun da bir arada otlanıyor. Otlatılabiliyor. Hem sütümü, peynirimi, yağımı karşılıyor. Hem de sıcak havalarda, soğuk havalarda mesela geçeceğin dar yerlerde işte çobanın yalnız olduğu zamanlarda keçi sütünün önüne düşer çeker. Çoban da bunu bilir zaten. Şimdi eskiden bizim kara keçilerimiz vardı. Sivas'a özel, Sivas'a has, bölgemize has kara keçilerimiz vardı. Kulakları küçük ama dayanıklı. Bizim iklimimize dayanıklı keçilerimiz vardı. İkiz oranı biraz düşüktü ama iklimimize dayanıyordu, coğrafyamıza dayanıyordu. Şimdi son zamanlarda bir 5-10 senedir Halep keçisi katmaya başladık sürülerimize. Halep keçisi türetiyoruz. O da yani soğuğa da dayanmıyor, sıcağa da dayanmıyor. Bizim iklimimize, Sivas iklimine, Sivas coğrafyasına dayanmıyor. Ama o eski keçilerden artık bulamıyoruz. Mecburen bu keçilere yöneldik. İşte Halep keçisine. Ama yine de iyi, yine de sütümüzü, peynirimizi ondan karşılıyoruz. Eskiden keçi sütünü beğenmezlerdi. Bilinçsiz bir üretim vardı, bilinçsiz bir tüketim vardı. Kimse beğenmezdi. İşte eskiden her evden 50 koyun, 60 koyun, 70 koyun, 100 koyunu çok az geçerdi. Yani ailelerin, kişilerin koyunu, 100 koyunu çok nadir geçerdi. İşte en baba olanın 70-80 koyun olurdu. En baba olanı. Şimdilik öyle değil. Şükür herkesin en az 200-250 koyunu var her sürü sahibinin. Eskiden işte 70 koyun onun, Ahmet'in, Mehmet'in, 60 koyun şunun öyle sürüle, bir sürü olurdu. Ne olurdu? Bu işte 700-800 sürü olurdu, 650 sürü olurdu. Sütleri de birbirlerine alır verirlerdi. İşte analarımız, bacılarımız sütleri de alır verirlerdi. İşte bugün süt sırası sende. Sürünün komple sütünü sen alırdın. İşte bugün, yarın ben de, öbür gün Ahmet de, Mehmet de böyle süt alır verirlerdi. Ödünç. O zamanlar geç sütünü almazlardı, beğenmezlerdi işte. Kadınlar, annelerimiz derlerdi ki işte koyun sütünü bozuyor. İşte iyi değil. İşte daha yavrana az.
keçi sütünün daha yağ oranı az. İşte vitamini az. Bilinçsiz bir üretim vardı. Çünkü o zaman bu kadar tecrübe bilinç yoktu. Almazlardı. Şimdi tam tersine yani görüyoruz. Televizyonlarda görüyoruz. Keçi sütü değerlendi. Gerek dondurmada kullanılmada olsun. Gerek gıdada olsun. Gerek peynirde olsun. Yani gıdada derken peynirde. Ana sütüne en yakın sütün keçi sütü olduğu ortaya çıktı. Şimdi yani koyun sütünden daha fazla rağbet var. Kaymak işte bu dondurmada kullanılıyor. Peynirde mesela ben inek peynirini yiyem. Benimki keçi peyniri olacak mesela. Keçi peynirini yerim benim. Olmazsa olmazım keçi peyniri. Tabii bunun oğlaklama zamanı var. Çok sevimlidir. Her şeyin küçüğünün güzel olduğu gibi oğlaklar da çok tatlı oluyor. Ayrıca kuzuyla beraber, koyunla beraber aynı keçiyi de devam ettirip götürüyoruz. Sürümüzde keçilerimiz de var. Kuzular da var. Onlardan da biraz bahsedelim. Kuzularımız var. Şimdi içeride bir 10-12 tane kuzumuz var. Bunlar kaçamak kuzuladı koyunlar. Niye kaçamak kuzuladı? Koçu biraz ben geç seçtim. İşte yapı yaptırıyordum. İşletmemin bazı işleri vardı. İşte mandıra yaptırdım. İşte bunun avlası dediğimiz avlağı yaptırdım. Ev yaptırdım derken meşakkat biraz fazlaydı bu sene. Pek uğraşamadım. Koçu geç seçtim. Onda kaçamak koça gelen koyunlarım olmuş. 10-12 tane. Onlar da kuzuladı. Onlar da işte yine ha zarar mı? Değil. Her zaman üretimin zarar olmaz. Üretim, üretim, üretim. Yani şimdi ne oldu? Buna kış kuzusu deriz bu 10-12 tane kuzuya. İyi baktığın zaman dar zamanda eline para geçiyor. Mesela kuzunun bulunmadığı zamanlarda bu kış kuzusu ki eşimizde, dostumuzda var işte her evden bir 10 tane, 15 tane, 20 tane çıkar bu zamanda. Kuzu, kış kuzuları çıkar. O da adamın bir yani derdine deva olur. Bir derdine derman olur. İşte bir borcunu, harcını verir. İyi olur yani. Arkadaşlar gerçekten de çok soğuk. Şu an donduk. Bu kadar yapabildik. İnşallah ileriki programlarda farklı işletmelerde olacağız. Burhan abiye çok teşekkür ediyoruz. Bu soğukta bizi kırmadı. Misafir etti. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Sivas Altınyayla'dan Turan Subaşı teşekkür ediyor herkese.